5'li kilometre 85 lira. Abicim hadi eyvallah, görüşürüz. Asgari ücret en az 4000 lira olması lazım. Çünkü şu anda kendim de İstanbul'da yaşadığım için orada kiralar en az 1,5, en az. Şu anda 2800 liraya yükseltildi bu asgari ücret. Gerçekten vatandaşın beklediği gibi bir rakam vermediler. Şu anda diğer belediyeler 3500 kendi personeline veriyor. Bizim hükümetten beklediğimiz onun üstünden biraz daha vermesi lazım. Çünkü gerçekten işçiler Türkiye genelinde her şey ateş bağısı olmuş. Yani kim ne derse desin bu halk geçinemiyor. Ben kendim orada pazarlarda alışveriş yaparken akşamüstü bütün vatandaşlar bütün atıkları topluyorlar. Vatandaş mecbur olmasa hiçbir zaman bu atıklarını toplayamaz. Çünkü bir Avrupa'yı düşün, orada asgari ücret en az 7.000-8.000 liranın üstünde. Türkiye'deki vatandaşlarımızın niye 2.800 alsın? O yüzden en az 4.000 lira olması lazım. Şu anda asgari ücret yani piyasaya göre az ama işverene göre fazla. İşveren bunu nasıl karşılayacak? Ben de isterim bir iş asgari ücretin 5.000 lira olmasını isterim. Ama bir de bunun yanında şimdi işverene maliyeti var bunun. Bu nasıl karşılayacak bunu? Ben bir işveren olarak söylüyorum. Bana bir maliyeti 4200 lira. Ama işçinin eline geçen 2800 lira. Bana o vergiyi kaldırsın şeysin, ben 3000'in üzerinde vereyim. Şu an Türkiye şartlarına göre çok az. Yani 2 kişi bile alsa bir aileden zar zor geçinirler. Zaten sadece kira bile ödense zar zor yeter. Evet. Elektrik su faturası ile beraber hiç yetmeyecek yani. 3000'in aşağısındaki bir ücret vatandaşın geçinebileceği bir ücret değil. Bence azdır yani. 3000'in üstü olması lazım. Yani yetersiz yani. Yetersiz dendirme her şey aklıma geliyor. Buna baha da bilebilir. Ha, bu ceren parasını ödedim 150 lira. Ben aldığım maaş 1600. Buna ne diyeceğim? En aşağı 3 milyon olması lazımdı. Ama yine de parayı ele vermişler. Asgari ücret bugün belirlendi. Yani bizim bu şartlarımıza göre aslında ekonomiye göre pek fazla iyi bir şey olmadı bence. Ama yine de iyi diyelim, yani iyi oldu. Bu ülke böyle giderse olmaz yani. Şimdi bir koli yumurta olmuş 25 milyon, 30 milyon. Nasıl geçineceksin? Bir teneke yağ olmuş 55 milyon, 60 milyon. Nasıl geçineceksin? Yani bu şartlar altında bence uygun değildir yani. Kendi görüşümü söylüyorum. En az asgari ücretin 3000'in altında olmaması lazım. Yani böyle geçindir yani. Yoksa geçinemezsin yani, mümkün değil ha. Hal vaziyet ortada. Virüs var, pandemi var. Millet işlerini kapattı, işsizlik çoğaldı. Ne olacak? Herkes mağdur yani. Allah herkese yardım etsin diyorum. Senin bütçesi belli. Gider de belli. Sen 2800 lirayla nasıl geçineceksin onu bilemiyorum. Yani sence 200-800 bin lira 4-5 kişi geçinebilir mi? Ev kirasından dolayı elektrik, su, telefon faturaları nasıl ödeyeceksin bunu bilemiyorum. Eğer 2850 olmuş ise yani gayet güzel yani, bu şartlarda iyi bir para yani. Daha az alan insanlar var, buna şükür etmeli yani insanlar.